Günaydın. Çantamı verir misin? Remziye. Şunu yeni aldım. Antika. Dikkat et kırılmasın. Çantamı da al. Ya ne yapıyorsun sen aptal kadın? Allah'ım antikaydı. Al şunu tut. Of. Allah'ım yarabbim ya. Al şunu. Defol. Kovuldun. İstesen de kalamam artık zaten burada. Kapa çeneni defol. Efendim. Ay nihayet uyandın yani. Kızım çatlıyorum. Neydi dün gece öyle ya? Ya bırak dün geceyi. Ya görüntüler kesin yayılmıştır internette. Rezil oldum. Aman izledim ben onu. Senin yüzün gözükmüyor bile. Çeken kimse Feriha'yı başrol yapmış. Allah bilir bu sana saldırdığında haplı filandı. Yazık. Feriha'dan hiç böyle hareketler beklemezdim. Şimdi kesin okulda da yayılmıştır bu görüntüler. İş artık çok zor. Feriha artık dedikoduların göbeğinde. Ay Emir'in attı asıl onu merak ediyorum. Yani kıza bir şey olsa bir de onun mekanda resmen başına kalacak. Nasıl yani? Herhalde kızım hap bu. Aspirin mi? Sen miydin? Selam. Emir, nasılsın? Feriha nasıl? Bilmiyorum Hande. Nasıl yani? Hastanede falan mı? Ayrılırken gayet iyiydi. Peki, nerede şimdi? Hande, kapat artık bu konuyu. Dün gece bitti. Anladın mı? Abi sormayın bana daha bir şey. Montumu alayım da çıkalım. Hande, iyi misin? Yok, bir laf falan sokmadın da. Allah Allah. Çocuk muyum ben? Ayrıca son derece trajik bir durum. Kız bağımlı çıktı resmen. Bunun neresine laf sokayım? Vay be. Resmen takdir ettim. Emir şoku atlatamadı herhalde hala. Ay yapmayın, ne şoku ya. Emir bize ayak yapıyor bence. Hem o önceden biliyordur. Emir'den kaçar mı ya? Bence onlar takılıyorlardır. Ne diyorsun sen kızım? Her şeyin bir sınırı var, tamam mı? Emir, nerede ne zaman nasıl davranacağını çok iyi bilir. Çok büyüttünüz ama bu iş. İki gün takıldığı kız keş çıktı diye depresyona girecek değil herhalde. Koray lan, çekti mi sen gecenin yıldızını? Yok. O belgesel çekti. Yani komedi filmi çekemedi. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten baydınız biliyorsunuz değil mi? Siz neyin şakasını yaptığınızın farkında mısınız? Uyuşturucu oğlum bu. Öyle kolay bir şey değil. Sizin de espri anlayışınız dünden bugüne kadar bayağı bir değişmiş Hande Hanım. Komik değil mi lan bu? Baksana. Nasıl ama? Aynı Feriha gibi oldun ya. Aynı. Ne yapıyorsun lan sen? Hayvan herifi. Emir sakin ol. Ne oluyor oğlum? Dur, ne yapıyorsun? Emir saçmalama. Bu kadar mı şerefsizsin lan? Kimsin oğlum sen? Al şunu ha? Al git. Emir tamam abi. Ayıp tamam, ayıp. Tamam. Sakin ol. Sakin ol abi tamam. Bak. Resmen dalga geçer gibi geldi karşımıza oturdu. Tabii. Tavana vurmuştur. Emir Bey de küçük hanımın çiğnenen onuru için savaş çıkardı. Ne romantik. Kusura bakma anne.
Ama az önce gerçekten iğrençtiniz. Allah'ım ya. Herkes ne kadar hassas olmuş. Kızın kendisi sizin kadar takmıyor. Önce afi olayı. Sonra da hap. Biliyor musun? Ben bunları yaşasaydım, yani bu kadar rezil olsaydım, şu okulun önünden bile geçmezdim. Ne yapsın kız? Rezil olduğu için bursunu mu yaksın? Doğru ya. Ben Feriha'nın burslu olduğunu unutmuştum. Ben seninle uğraşmıyorum, tamam mı? Emir'le benim sınıf. Hadi bakalım. Feriha'nın kimle dans ettiğini öğrensin. Hikayeyi ben yazmadım. Ya emin misin? Rezil oldum diyordun. Ha. Aman. Da yemeyelim. Herkes hikayeyi izledikten sonra. Geçmiş. Profesörlerimiz izlemiş, çok bayağı mu? Peki. Haberdar edelim o zaman profesörleri. Hadi bir an önce gönder mailleri. Yeter. Yeter. Feriha Yılmaz. Oturabilirsin. Bir de bu hafta karayı savunuyorsunuz. Lafını geri aldı. Feriha tamam. Yeter. Daha ateşli bir şeyler mi? Seni ben mal... Videodaki görüntüler doğruysa eğer ciddi bir problemle karşı karşıya izlemektir. İnanın o kadar utanıyorum ki. Videoyu izleyince senden fazla utanması gereken kişinin Feriha olduğu görülüyor. Ancak sen de böyle bir tabloda yer almamalıydın. Yarın ikiniz de sözlü savunmanıza geleceksiniz. Bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Böyle bir rezaletin istemeden de olsa içinde bulunduğum için gerçekten çok utanç duyuyorum. Ancak videodan da görüldüğü gibi olayın mağduru benim. Sizden tek bir ricam olacak. Cezam ne olursa olsun bu olayı ailemin bilmemesi gerekiyor. Senin Feriha, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Hayır yok. İlginç doğrusu. Asıl senin durumun daha vahim. Bu durumda bursunu kaybetme ihtimalin olabilir. Yapma ya. Ya ben bir kız kavgasının kalkıp internete kadar düşeceğini hayatta tahmin etmezdim. Bir haftadır internette. Yeni mi fark etmişler? İnternete düşen hiçbir şey gizli kalmaz. Aa. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Savunmanızı istediler. Sanırım Feriha'nın bursu yanacak. Bursu mu yanacak? Ne var canım? Maddi yardıma ihtiyacım var. Sadece bursluyum diye kalkık olan burnu birazcık aşağı inecek, o kadar. Yani okuldan falan atacak halleri yok herhalde. Tam karşındasın. Aa, sesli misin? Geldin mi? Yok ya, evde montaj yapıyorum. Ekranda senin yüzün var şimdi. Yalnız şöyle söyleyeyim sana. Kameramı 5 kilo daha fazla ekliyor. Sertem. Ya bir kere de sıkıldım. Emir de yok zaten. Evde Feriha'nın bursunun yatılmış ki herhalde. Kim bilirsin sen? Bizim tarifeyle birlikte. Hadi başlat masasına gel.
Yok ya, ben evde kalacağım, bitireceğim bunu. Şunun şurasında Oscar'a ne kaldı? Aman iyi. Bir de sınav aşkı çıktı başımıza. Hadi bay. Bay. Şu kadın milleti çok enteresan ya. Önce bir bakıyorsun, saç saça baş başa. Sonra bir bakıyorsun, can ciğer kuzu sarması. Esas bunların belgeselini çekeceksin. Ne işi var lan bu herifin burada? Ne yapıyor bunlar ya? En kötü günümüz böyle olsun arkadaşlar. Çaktırmadan kutlama yapıyorsun değil mi? Bu daha hiçbir şey. Asıl büyük kutlama yarın. Feriha Hanım'ın durumu netleşsin. Öyle. Kızım senden korkulur. Bir dayanamayıp geliyor. Anne yürü. Anne yürü. Ne oluyor ya? Anne yürü. Ya bıraksana, ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yaptığının farkında mısın anne? He? Ne biçim insansın sen ya? Kızım sen ne bok yediğini biliyor musun? Ya bağırıp durmasana. Ne yapmışım ben? Anne, Feriha'ya o hapı senin verdiğini biliyorum. Kafayı yemişsin sen. Anne. Ne sanıyorsun sen bu işleri anne? Oyun mu? Hademe'ye para verip onları oraya kitlemeye benzer mi zannettin? Yattı kalktı diye adını çıkartmaya benzer mi zannettin anne? He? Hap lan bu! Hap! Boncuk mu? Ya kalp krizi geçirseydi, hastanelik olsaydı o kız? Ya polis karışsaydı? Ya burayı kapatsalardı uyuşturucu satılıyor diye anne? Sen nasıl bir işin içinde olduğunu farkında mısın? Sen var ya. Ben artık seni tanıyamıyorum ya. Tamam. Benim bildiğim Hande güçlüdür. Hırslıdır. Köpek çeker adam, acımasızdır. Uğraştığı zaman tam uğraşır. Ama bu kadar adi, bu kadar ucuz değildir be. Koray! Gitme. Bırakma beni. Feriha, geç otur bakalım. Arkadaşın gelince başlayacağız. Girmiş herhalde. Kolay gelsin.
Evet, ilk seni dinliyoruz Hande. Hepsi benim hatam. O görüntüler gerçekleri yansıtmıyor. İçerideler mi? İçerideler kardeşim. Feriha'yı gördün mü? Yok, görmedim de siz daha konuşmadınız mı onunla? Benim konuşacak bir şeyim yok kardeşim. Belki vardır. Ya doğru düzgün adam gibi konuşamadınız kanka. Olay soğudu, bir dinlesen. Hı? Koray, ne ben o geceyi unutabilirim, ne de Feriha ertesi gün söylediklerimi unutabilir. Emir, bak. Neden yaptın bunu? Ne oldu? Hande suçu üzerine aldı. Birilerinin bana kötülük yapmak için filmi farklı montajladığımı söyledi. Teşekkür ederim. Zor günler geçiriyorsun. Sadece yardım etmek istedim. Ayrıca aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Şu hap olayındaki duruşunu beğeniyorum. Senin yerine bir başkası olsaydı, inan bu okulun önünden geçmezdi. Güçlü kadınlara saygım sonsuz. Biz birbirimize benziyoruz. İki savaşçı gibi. Bu yüzden artık birbirimize tartışmamıza gerek yok. Ben derse gireyim artık. Sorunun hallolmasına sevindim. Görüşürüz Feri. Bu kadarını beklemiyordum. Olgunluk sana yakışmış. Ben her zaman bana yakışanı yaparım canım. Hadi ben derse gidiyorum. Bu olayı da şova dönüştürdün ya. Şapkamı o sonu çıkaracağım biliyor musun? Alayım. Neyi alacaksın? Bu CD bende olduğu sürece bana öyle geliyor ki her şey çok güzel olacak. Geçen sene bir ay öncesinden hazırdı doğum günü programın. Şimdi tık yok. Bunları konuşacak havamda değilim. Olmadı hissi kapatırız. Emir Bey de yapar herhalde bir güzellik. Neyse canım. Annemle akşam Çin'e gideceğim. Yani elbisemi hazırlatacağım. Önce elbisemi seçeyim. Daha sonra da gideceğim yere karar veririm. Aa Koray, sence ne yapalım annenin doğum gününde? Siz bunu kendi aranızda tartışın. Ben de Koray Bey'den özel doğum günü hediye siparişimi vereyim. Evet. Hemen istiyorum Koray Bey. Yalnız çok erken oldu bebeğim, ben sana hiçbir şey alamadım. Oyun mu oynuyorsun sen? Zaten stres altındayım. Yani senin yüzünden doğum günü havama bile giremiyorum. Hemen verir misin şunu? Ne haber Feriha? İyiyim, sen? Sen ne istiyordun? Filmin CD'sini istiyordun değil mi? Öyle bir şey istiyordun. Cuma gecesi filmi. Evet. Görmelisin, gerçek bir başyapıt. Bu konuyu açtığımı sanıyorum. Sen ona bakma Feriha'cığım. O dengesiz dengesiz espriler yapar. Hadi biz gidelim.
Nasılsın? Nasıl olabilirim ki? Unutulmayacak bu iş. Kimse unutmayacak bunu. Kimin ne düşündüğü önemli mi? Emir dışında. Ya sormayacağım diyorum ama ne oldunuz siz şimdi? Hiç. Bir şey olmadık. Ne olacağız ki? Haklısın. Ne olacaktınız ki? Emir bana inanmıyor. O gün tuvaletten çıktığımda bir kız benim de migrenim var dedi. Bir hap uzattı, ağrı kesici sandım. Dünya gerçekten nereye gidiyor? Neyse canım, görüşürüz. Görüşürüz. Bakıyorum yeni bir arkadaş bulmuşsun. Çok etkileyici. Büyük aşklar nefretle başlar dedikleri bu herhalde. Hande güvendiğine pişman edeceksin. Senin gibi mi? Terapim geldi desem. Hadi hep beraber alışverişe gidelim. Bence dörtleyelim. Feriha. Yok artık, dalga geçiyorsun. Feriha, terapiye gideceğiz. Gelir misin? Terapi mi? Hı. Of be. Nerede kaldı bu? Ya ben arayacağım. Eğer daha çıkamayacak gibiyse biz gidelim. Boşuna beklemeyelim. Neredesin sen? İki saatte seni bekliyoruz burada. Siz bizi beklemeyin. Bizim işimiz var. Terapiye gidiyoruz. Fazla kaçmıyor mu? Hande'nin elinin ayarı yoktur biliyorsun.